Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Kullanmadığı argüman kalmadı. Kalmadı, tek derdi onun. Herkes onu tanısın, herkes onu bilsin, herkes o sohbeti cananla ereceği yere ersin. Mekke kendisini çok sıkıştırdığı zaman, o Taif'e acaba orada bulur muyum? Yaz günleri halkın çıkıp tenezzüh ettiği, yazlığını orada geçirdiği bir yerdi. Belki bir dinleyen kulak orada bulurum, bir gören göz orada bulurum, bir heyecanla çarpan sin orada bulurum, ruhumun ilhamlarını boşaltabilecek temiz bir vicdan orada bulurum. Heyhat, Zeyd ibn-i Harise ile evladın dediği insanla gitmişti oraya. Değil kendilerinin kötülük yapması, sokaktaki masum çocukları bile üzerine saldılar. Taş attırdılar vücuduna, vücudunu yaraladılar, berelediler. Gittiği gibi geriye döndü, ayrılırken sakin bir vadiye geldiği zaman başını yere koydu. Allahümme farklı versiyonlarıyla, tasrifleriyle ifade ediliyor. Farklı veliler, farklı siyerler, farklı rivayet ediyorlar. Benimkin onlardan biri kabul edin. Allahümme inni eşkü ileyke dafe kuvveti. Allah'ım kuvvetimdeki zaafı sana şikayet ediyorum. Kurban olayım, bu ne büyüklüktür. Allahümme inni eşkü ileyke dafe kuvveti. Ve kıllete hileti, çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ve havani alennaz, insanlar nazarında hor görülmeyi sana şikayet ediyorum. Ente Rabbül Müstatafîn, Ente Rabbi ilâ men tekilunî, ilâ ba'idin yetecehhumunî, em ilâ garibin mellektev emri. Bana yüz ekşiten uzağa mı, yoksa işimi havale ettiğin o yakına mı, beni kime havale ediyorsun ya Rabbi? Hal arzıdır bu. Bir şey talebi değil, hal arzıdır. Halim bundan ibaret. Ben buyum. Durumum budur, bundan ibaret. Sen bilirsin her şeyi. İlmüke bu hali yunin en suali. Hazreti Şah-ı Geylani'nin dediği gibi, kad kefane ilmu Rabbi en suali ve ihtiyari dediği gibi. İlâ men tekilunî ilâ ba'idin yetecehhemunî em ilâ garibin mellekte ve emri. Ama orada dönüyor, illem yekün bikâleye gadabun felâ ubâli. Her şeye rağmen, eğer bana kıskın değilsen, ben bunların hiçbirini kale almayacağım, umursamayacağım, bakmayacak, takılmayacağım bunlara. Amma velakinne afiyete kehiye evseuli. Ama senin afiyetin bütün bunlardan daha geniştir. Afiyetini dilerim diyor. Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu ifade etmek üzere onun tasarrufatı sübhaniyesini burada terdad ediyor, tekrar ediyor ve sonunda şöyle diyor. Dekel utbe hatta terda ve la havle ve la kuvvete illa bik diyor. Bazıları farklı söylüyorlar. Evet, hoşnutluk ve senin rızan başka bir talebim yok. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Havl de senin de sana ait, kuvvet de sana ait. Bunlar cennet hazinelerinden senin lütfedeceğin kimselere lütfedeceğin dinamiklerdir. Güç ve kuvvet kaynağıdır diyor. Diyor. Onu duyan, onu bilen, her şeyine nigehvan olan Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam siyer öyle diyor, gönderiyor. Ya Muhammed selam söyle. Ya Muhammed de ki eğer istiyorlarsa ben şu dağları onların başına koyayım. Şu dağı kucaklayıp onların başına koyayım. İşte o zaman insanlık tarih tablosu şimdiye kadar dediklerinden birden sıyrılarak hayır ya Rabbi diyor. Bunların içinden bir asır sonra bile olsa bir insan hidayete gelecekse öyle yapma, helak etme onları. Şimdi Nebi bu işten. Sizin rehberiniz, pişuvanız, piştarınız bu. Arkasından gittiğiniz zat bu.
dünyayı nura gark eden zat bu, dünyanın çehresini değiştiren zat bu, cennete giden yolları açan bu, Allah'ı tanıtan zat bu. Onun mülahazası bu ise şayet size, bize düşen şey de o yolda sabit kadem olma, kırılmama, darılmama, dövene elsiz, sövene dilsiz ve her zaman gönülsüz hareket etme. Bir esaslı bir disiplinimiz olmalı, Allah'ın izni ve inayetiyle takılmadan hep yürümeli, hep yürümeli, hep yürümeliyiz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi.